ile cennet ve cehennem ebedi olduğu Kur'an-ı Kerim'de yazarken nasıl olur da cehennemden cennete geçiş olduğu iddia ediliyor? Böyle bir geçiş olacak mı? Cehennemde Şimdi, cennete. Kur'an'dan cennete girenler cennetlik, cehenneme girenler cehennemlik diye geçiyor. Ama birer yerde istisna yapıyor Allah. Yani onlar oraya girerler, Allah'ın dilediği müstesna diyor mesela cehenneme. Şimdi bu ayeti bir kısım insanlar Allah'ın oradan istisna yapıp bir kısmını kurtarabileceği diye düşünebilir. Ama Kur'an'da böyle cehennemdeyken cehennemden kurtarılıp cennete aktarılan insan manzaraları böyle bir anlatım yok. Onu da bilmemiz lazım. Yani belli bir süre yanıp da sonra oraya aktarıldı. Buna benzer bir anlatım yok. Şunu da bilmek lazım. Yani cehennemle cennetle ilgili veya falanca kişi cehennemliktir, şu cennetliktir gibi çok kesin ifadelerden kaçınmak lazım. Ahirete gidince cehennemliklerin pişmanlığı, cennetliklerin mutluluğu, oraya gelmekten mutluluğu çok net belli. Cehennemlik yapacak fiiller belli. Cennetlik yapacak Kur'an'da fiiller belli. Fakat bunu şey diye düşünmemiz lazım. Yani biz artık elimizde hesap makinesi falanca işte o ampulü buldu, ona artı şu kadar puan, o şunu yaptı, eksi. İşte bu kesin cennetlik, cehennemlik diye düşünmemiz lazım. Böyle bir şey lazım. Allah'ın iki sıfatı var. Ben bu konuyu da çok önemsiyorum. Yani bana göre cennetle çok alakalı olan. Birisi Allah'ın adaleti, birisi merhamet. Allah'ın adaleti şunu söylettiriyor Kur'an. Yani Kur'an'da şöyle açığa çıkıyor. Allah diyor ki kimseye hak ettiğinden fazlasıyla azap edilmez. Yani insan bir birim hak ediyorsa, ama tabii Allah karar veriyor neye ne kadar hak edildiğini, ona bir bilim azap edilir. Fakat bizim ümidimiz Allah'ın bize merhametiyle muamele etmesi. Allah'ın merhameti ise şunu yapıyor. İnsanlara yaptıkları iyiliklere hak ettiklerinden de fazlasını veriyor Allah. Ayrıca kimi insanların yaptıkları günahlarından hak ettiği kadarını maksimum ceza çekebilir, ama onu da Allah çektirmiyor. Affedebiliyor. Allah'ın merhametinin her şeyi kapladığını da biliyoruz. Yani bizim duamız Allah'ın merhametiyle bize muamele etmesidir. Allah'ın aslında adaleti de merhametinin bence bir parçasıdır.